Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Artan atom numarasına göre elementlerin sıralanmasıyla oluşan tabloya denir. Doğru. B. Aynı grupta. Yukarıdan aşağıya gidildikçe atom çapı artar diyor. Evet, yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar. Doğru. C. Aynı periyotta. Soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi her zaman diyor. Bu yanlış. 2A grubu ile 3A grubu, 5A grubu ile 6A grubu küresel simetri özelliğinden dolayı yer değiştirdiği gibi yan yana 3 tane ne var? 8B var. Bunlar da aynı olması gerekiyor. Her zaman dediğinden dolayı C seçeneği yanlıştır. D, S, P, D, F olmak üzere 4 bloktan oluşur. Doğru. E, aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe metalik aktiflik artar. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Diyaliz ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Böbrek hastalarına uygulanan kan temizleme yöntemidir. 1. Kolloidal karışımların ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir diyor. Doğru. Kolloid neydi? Sıvı artı katı heterojen karışımdı. Fakat katı gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskop ile görülebilir boyuttadır. 2. Böbrek hastalarının kanının vücut için zararlı maddelerden arıtılmasında kullanılan bir tekniktir. Doğru. 3. Homojen değil, heterojen olması lazım. Sıvı katı karışımların ayrıştırılmasında da kullanılabilen bir ayırma tekniğidir diyor. Hayır, homojenlerde değil, heterojenlerde kullanılabilen bir yöntemdir. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Formülleri verilen maddelerden hangileri temizlik amaçlı kullanılabilir? Birincide verilen katı yani beyaz sabundur. Temizlik için kullanılır. İkincide verilen çamaşır suyudur. Yine temizlik için kullanılabilir. Üçüncüsü deterjandır. Deterjan da temizlik için kullanılabilir. Dördüncü de verilen kireç kaymağıdır. Yine kireç kaymağı da temizlik için kullanılabilir. Cevabımız 1, 2, 3, 4 E seçeneği. Sodyum ve klor atomları arasında gerçekleşen etkileşim sonucu sodyum klorür bileşiği elde ediliyor. Buna göre bileşikle ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Sodyum proton sayısı 11, nötr halde elektron sayısı 11, elektron dizilişi 2, 8, 1 şeklindedir. Son yörüngesindeki bir elektronu vermek ister çünkü metaldir. Son yörüngesini 8 yapar. Geldik klora. Klorun nötr halde 17 proton, 17 elektronu var. 2, 8, 7 şeklindedir elektron dizilimi. Klorun son yörüngesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektron var. Dışarıdan bir elektron alarak son yörüngesini 8'e tamamlamak ister. Sodyum bir elektron verir. Klor da bu verilen elektronu alarak her ikisi de oktet kuralına uyar ve iyonik bağlı bir bileşik oluşur. A. Bileşikteki iyonların elektron içeren katman sayıları eşittir diyor. Şimdi baktığımızda sodyumunki 2, klorunki ise 3 olduğundan dolayı A seçeneği yanlış. B. Kristal örgü yapısında her sodyum iyonu 6 klor eksi iyonu tarafından çevrilir diyor. Doğru. C. Katyon yani sodyum ve anyonlar yani klor eksi arasında elektrostatik çekim yani iyonik bağ oluşur diyor. Doğru. D. Oda koşullarında bulunduğu fiziksel hali elektrik akımını iletmez diyor. Evet, iyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar ve katı halde elektrik akımını iletmezler. Doğru. Lewis sembolüyle oluşumu
şeklinde gösterilir. Doğru. Cevabımız A seçeneği. C2H2 gazı ve oksijen gazı arasında gerçekleşen denkleştirilmemiş tepkimesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? C2H2 gazı oksijen ile yakıldığında karbondioksit gazı ve su oluşur. Denklemi denkleştirelim. Kimyasal tepkimede atom sayısı ve cinsi korunur. Karbondioksitin katsayısı 2, suyun katsayısı 1. Oksijeni sayıyorum. 4 burada, 1 de burada 5. Burası 5/2. A. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde buranın katsayısı 2, buranın katsayısı 5, buranın katsayısı 4, buranın katsayısı da 2 olur. Karbondioksit bileşiğinin katsayısı 2 olur diyor. 4 olur. Yanlış. Sentez yani birleşme tepkimesidir diyor. Bu yanma tepkimesidir. Yanlış. 0,2 mol C2H2 gazının yeterince oksijen gazı ile tepkimesinden 17,6 gram karbondioksit gazı elde edilir diyor. Şuradan 0,2 mol kullanıldığında katsayısı 2, katsayısı 4 olandan 0,4 mol oluşur. Şimdi bizden kütle isteniyor. Kütle eşittir mol sayısı çarpı karbondioksitin molekül ağırlığı 44. Buradan oluşan karbondioksit miktarı 17,6 gram olarak bulunur. C seçeneği doğru. D. Heterojen bir tepkimedir diyor. Gaz, 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 gaz. Tamamı gaz olduğundan dolayı gazlar her oranda homojen olarak karışırlar. Yanlış. E. Eşit mol sayıda C2H2 ve O2 gazlarının tam verimli tepkimesinden O2'den bir miktar artma olur diyor. Şimdi oksijenin katsayısı 5, C2H2'ninki 2. Buradan 5 mol alırsam, buradan da eşit mol sayıda dediğinden dolayı 5 mol almam lazım. Katsayısı 5 olandan 5 mol tepkimeye girerse katsayısı 2 olandan 2 mol tepkimeye girer. Oksijen biterken C2H2'den 3 mol artar. Yani oksijenden değil C2H2'den artma olur. Bu da yine yanlış. Cevabımız C seçeneği. Bir kimya laboratuvarında bir kabın içerisinde sulu derişik H2SO4 çözeltisi bulunmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Kullanılan kap Behr glass'tır. Evet, bu Behr glass'tır. Doğru. Derişik H2SO4 çözeltisi koroziftir. Asitler ve bazlar korozif yani aşındırıcıdır. Doğru. 3. Çözeltiye saf su eklenerek seyreltik hale getirilir diyor. Şimdi derişik H2SO4'ün üzerine yavaş yavaş ve damla damla su ilave edildiğinde çözelti ne olur? Seyreltik hale gelir. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. 25 santigrat derecede bakır, çinko ve demir metallerinden yapılmış kaplarda sulu asit ve baz çözeltileri konulmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller kuvvetli ve oksijenli asitlerle tepkime verirken kuvvetli fakat oksijensiz asitle tepkime vermezler. Birinci kapta tepkime gerçekleşmez. İkinci kapta çinko amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime gerçekleştirirler. Burada tepkime gerçekleşir. Yine üçüncü kapta demir var. Demir asit ile tepkime girdiğinde demir sülfat tuzu oluşurken hidrojen gazı açığa çıkar. Bize hangisi yanlıştır diyor. A. Çinko kap zamanla aşınır çünkü reaksiyon var. Demir kapta zamanla H2 gazı açığa çıkar. Doğru. C kapta aşınma olmaz çünkü tepkime yok. Doğru. Zn kapta bulunan çözeltinin pH değeri zamanla artar diyor. Azalır olması gerekiyor. Çünkü bazın üzerine metal ilave ediyor. Yanlış. Amfoter metal ilave ediliyor. Çinko. E. Demir kabının bulunduğu kapta demir 2 sülfat tuzu oluşabilir diyor. Bu da yine doğru. Cevabımız D seçeneği.